Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tamamen farklı bir konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Pomeranyanlarla alakalı bir video çekeceğim. Çok spontane gelişti bu olay. Yani patiyi yıkarken böyle videolar çekeyim, onları birleştireyim, bir an olarak kalsın dedim. Sonra dedim ki neden böyle bir video yapmayayım? Çünkü böyle şeyler aklımdaydı aslında, pomeranyanlarla alakalı. Böyle özelliklerinden, bakımından, temizliğinden falan bahsedeceğim bir video. Hem de böyle birazcık sohbet gibi olsun istedim. Öncelikle benim diğer videolarımda da görmüşsünüzdür, izlediyseniz muhakkak. Patik pomeranyan ırkı bir köpek. Ve gerçekten pomeranyanlar benim uzun süre hayranlık duyduğum cinste hayvanlar. Şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir algı var. Ben de buna katılıyorum. Hayvan almaya ben de karşıyım aslında. Hayvanları hani sahiplenebileceğimiz o kadar ihtiyacı olan hayvanlar var ki. Ama benim şöyle oldu. Gerçekten çok istiyordum uzun zamandır. Aldım ve hiç de pişman olmadım açıkçası bundan. Keşke satılmasa, keşke böyle bir piyasa olmasa, hiç hayvan piyasası diye bir şey olmasa. Ama ne yazık ki var yani, biz de buna uyduk. Mecburen de olsa. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu hayvanları ben bu piyasanın oluşmasından son derece rahatsızım aslında. Çünkü bu hayvanlar yurt dışından geliyorlar böyle sırt çantalarında çok yavruyken. Sonra çok böyle paraya sattıkları için onları usulsüzce böyle çiftleştirmeler, çoğaltmaya çalıştırmalar falan derken gerçekten içler acısı bir durum aslında o açıdan. Gerçekten kötü bir piyasası oluştu kim ne derse desin. Şimdi gelelim pomeranyan ırkının genel özelliklerine. Pomeranyanlar, ben bu ırkla alakalı inanılmaz araştırmalar yapmadım. Ben sadece yaşayarak öğrendim Patik'le birlikte. Öncelikle gerçekten çok sevimli hayvanlar. İnanılmaz sevimliler. Daha önce ben Cocker'da baktım. Onu da çok sevdik. O da çok oyun oynamayı seven bir hayvan falan. Kesinlikle ayrım yapmıyorum bu arada. Ama Pomeranyan ırkı evde bakıma özellikle çok yatkın bir ırk. Cocker'lar, Cocker'da ondan da deneyimim olduğu için birazcık onunla kıyaslayarak gideceğim aslında. Çok sevimli, inanılmaz oyuncu hayvanlar. Sürekli onunla ilişkide olmanız gerekiyor. Böyle çok güzel hissettiriyor onlar da ama Cocker'lar yani dışarıyı da seven hayvanlar inanılmaz derecede. Tabii ki tüm hayvan. Aslında eve kapatmak benim mantığıma yatmıyor. Çoğu kişinin de olduğu gibi. Fakat bu cins, ben dışarıda zaten kendini, hayatını idame ettirebilecek hayvanlar değiller. Ve göründüğü kadar hani böyle çok sevimli görünüyorlar işte, ay ne kadar tatlı falan diyorsun ama içine girdiğinizde bir o kadar yaramazlar, bir o kadar canınızı sıkabiliyorlar, bir o kadar sesliler. Yani sesliler dediğim şu şekilde, bir kapı ziline bile inanılmaz ses çıkarabiliyorlar, inanılmaz onu büyük bir olay haline getirebiliyorlar. Ve bu ırkta şöyle bir şey var, çok inatçılar. Aslında Patik'te bu yok. Yani ben bunu araştırırken ilk almadan önce birazcık bakmıştım. İnatçı bir ırk olduğunu söylüyordu ama kesinlikle bakım tarzıyla, yetiştirilmesiyle, bir çocuk gibi bununla alakalı bir durum. Patik'le mesela onunla ben ne onun bana üstünlük sağlamasını sağladım. Yani bunu istedim. Ona hep böyle o noktada müdahale ettik yani. Hani onun üstün olmadığını göstermeye çalıştık. Çok bununla alakalı şeyler. Mesela hani üstünlük sağlamasının hayvanı size koltukta yanınıza almayın, yatakta yanınıza almayın, üstün olduğunu düşünüyor falan gibi şeyler var ama ben hiç o şekilde bakmadım buna. Yani hani o hep benim yanımda olsun ama bana karşı, yani bize karşı çok hisli bir hayvan. İnanılmaz hisli. Yani üzüldüğünüzü anlıyor çünkü biz Patik'e çok şey yaşadık. Şöyle bir özelliği de var onun. Zaten küçük hayvanlar, küçük köpeklerde şöyle bir şey var. Kendilerini büyük zannedip büyük köpeklere karşı çok böyle asabi olabiliyorlar. Patik'in de böyle bir anında bir köpek saldırısına uğradık. Çok kötü. Şu an böyle artık geçti diye rahatlıkla anlatıyorum ama o dönem çok kötüydü gerçekten. Çok kötü durumdaydı. Böyle bir özellikleri var ve biz köpek saldırısına uğradığında hiç anlamadık ne olduğunu bile. Direkt gelip saldırdılar böyle. Biz beklemiyorduk böyle bir şeyi. O konuda bu ırka eğer sahipseniz ya da sahip olmak istiyorsanız ilk önce sokakta gezdirirken sürekli tetikte olmanız gerekecek. Sadece köpeklerde değil, bizim karşılaştığımız bir başka ailenin pomeranyanına kedi saldırmıştı. Bayağı dikiş falan atılmıştı. Hani bir de tüylü olmalarından dolayı diğer hayvanların da bence ayrı bir dikkatini çekiyor diye düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim. Sonra inanılmaz oyun seven hayvanlar. İnanılmaz derecede oyun oynamayı seviyorlar. Yani hani elinize onun bir oyuncağını aldınız mı
hiçbir şekilde kurtuluşunuz yok, onunla oynamanız gerekir. Üstünlük sağlama içgüdüleri var aslında. Hani böyle size kendi istediklerini yaptırmaya çalışan hayvanlar aslında. İnatçı dediğim nokta bu. O yüzden buna çok müsaade etmemek gerekiyor. Şimdi bakımına geleceğiz. Zaten ben videolarını çektim ama hani bu kadar paylaşacağımı düşünerek çok dikkatli çekmedim ama o videolarda olan aletlerle alakalı falan onlarla birazcık onlardan bahsedeceğim. Yani bakımı nasıldır, temizliği nasıldır. Öncelikle çok böyle bakımı tüyleri çok fazla olduğu için özellikle haftada 3 kere 4 kere falan fırçalanması gerekiyor bu hayvanların tüylerinin daha güzel görünmesi için, sağlıklı durması için. Bir de şöyle bir şey var, eğer yapmazsanız zaten bunu, hani tüyleri karıştığında böyle bu işlemi uygulamazsanız zaten açamazsınız diye düşünüyorum ben. Evet, bizim kurtarıcımız bu alet. Şimdi patiyi bir de böyle bizim sokakta karşılaştığımız insanlar da patiyi böyle sevdiklerinde diyorlar, ne kadar mis kokuyor, ne kadar güzel kokuyor, bak tertemiz, parlak falan. Aslında bunun arkasında inanılmaz bir emek yatıyor. Ve benim gerçekten çok sinir olduğum bir konu. Evet, bunları alıyorlar. Güzel görünen hayvanlar. Evet, belli bir maalesef belli bir piyasası da oluşmuş ama işte tüyleri karışıyor, kokmaya başladı, ben nasıl temizleyeceğim hemen. Tabii bunların kuaförleri de var, oraya da götürüyoruz biz. 2 ayda bir bakımları oluyor, yani 2 ayda bir patik için yeterli oluyor, tüyleri kesiliyor falan. Ama hani kokuyor işte, başka birine mi versem mi, satsam mı falan. Benim en nefret ettiğim, yani gösteriş için alacaksanız gidin çanta alın ya, köpek almaya hiç gerek yok bence. Onların da bir canı olduğunu unutmayın, onların da yani 15 sene ömürleri var, inşallah daha fazla yaşar ama yani 15 sene boyunca o sizin yanınızda olacak, o hani bir aksesuar değil. Benim için çok böyle, o kadar beni irite ediyor ki bu konuda. Hani duyduğumda bile o kadar kendimi zor tutuyorum böyle bir söz duyduğumda. O yüzden şimdi bakımından bahsedeyim. O kadar zor bir şey değil. Yani hani kendi bakımımızı nasıl yapıyorsak o da bizim yanımızda. Bir de aynı evde yaşıyorsanız, aynı evde ondan nefes alıyorsanız tabii ki onun da bakımının olması gerekiyor. Hatta patikte şöyle bir durum oldu. O kirlendiğinde kendisi de böyle rahatsız oluyor. Kendi kendini temizlemeye çalışıyor falan. O da alıştığı için artık bu rutine. Hayvan da rahatsız olmaya başlıyor bir süre sonra. Bizim öncelikle kurtarıcımız şu alet. Bu aleti böyle çok biz kedide British'imiz vardı. Onunla bakarken de böyle tüy dökme sorunu olmuştu. Şimdi bir de patiye şöyle bir şey diyorlar. İşte tüy dökmüyor, nasıl dökmüyor tüyü falan. Normalde Pomeranyanların erkekleri, yanlış da biliyor olabilirim onu. Yılda bir kere, dişleri de iki kere tüy döküyor ama biz patiğin şükürler olsun ki hiç tüy döktüğünü görmedik. Birazcık da bu alete, son zamanlarda bunu kullanıyoruz. Son zamanlarda dediğim 4 aydır falan. Bu gerçekten kurtarıcımız oldu. İçinde böyle jilet gibi zannedersen bir şey var ve bunu tarayacağınız zaman da bununla tarayabilirsiniz. Biz banyodan önce de kullanıyoruz. Taradığınızda ağzının tüylerini topluyor. Yani onun dökülecek olan tüylerini, üzerinde bulunan tüylerini topluyor ve tüy dökmesinin önüne geçiyor diyebilirim bunu. Kedilerde kullanılıyor mu falan hiç bilmiyorum ama biz bayağı sevinmiştik bunu bulduğumuza. Şöyle bir şey var, bunun kullanımı hani böyle birazcık çirkin görünüyor, hani korkutucu görünüyor falan ama patik özellikle normal taranmayı sevmiyor da bununla taranmaya inanılmaz bayılıyor, böyle mayışıyor kalıyor. O yüzden bu kesinlikle bence edinmeniz gereken bir alet evde hayvan bakıyorsanız. Biz 2 yıkamada bir tırnaklarını kesiyoruz. Ben son bu yıkadığımda kesmedim çünkü o kadar uzamamıştı, dediğim gibi 2 yıkamada bir. Öncesinde kesilmişti, böyle bir tırnak makasına ihtiyacımız var. Sonra banyo yaptırdığınız sırada bizim şöyle bir şey, bunun böyle tırtıkları var, yumuşak bir alet. Bununla banyoda fırçalıyorsunuz ve gerçekten derin bir şekilde temizliyor. O kadar güzel kokuyor ki ve ben şu an şampuanını şey yapmadım, getirmedim. Patiye biz hayvan şampuanlarını, köpek şampuanlarını da kullandık. Ama hani bunu önermiyorum tabii ki, sizin ne biliyorsanız o şekilde devam edin ama biz patiye götürdüğümüz kuaförde de bebek şampuanları kullanıyorlar. Biz de bebek şampuanı kullanıyoruz artık ve Dalin'le falan yıkıyoruz. Ve bununla da
yıkadığınızda böyle bununla iyice fırçaladığınızda inanılmaz güzel dalın kokuyor böyle. Bir de ben dalın kokusuna bayılırım. İlk banyodan çıktığında en rahatsız oldukları ıslaklığından yer kulakları oluyor. Ondan ilk önce birazcık ona fırsat veriyorum kendini böyle kurulaması için, o stresi atması için üstünden. Daha sonra kulaklarını ben kuruluyorum. Hani sonrasında sakinleşiyor zaten. Daha sonra yine gösterdiğim gibi bununla böyle tüylerini biraz açmaya çalışıyorum. En son alet de bu. Bununla da tüylerini açamadığım yerlerde böyle iyice artık topak topak olan yerleri bu tarakla açıyorum. Gayet de güzel oluyor sonrasında ve kuruturken de böyle fönlüyormuş gibi. İlk başta birazcık kurutuyorum, sonra tekrar tarıyorum. Birazcık daha kurutuyorum, sonra tekrar tarıyorum. Sonra şeklini belirliyorum, tekrar kurutuyorum, tekrar tarıyorum. En son olarak da kurutma makinesiyle birlikte tarıyorum böyle fönlermiş gibi. Bu köpek en diş fırçalama konusu. Köpek en diş fırçalama konusu böyle birazcık ben yine ilk duyduğumda çok uçuk gelmiş. Hani nasıl diş fırçalı, nasıl fırçalatır, diş macunumu söylüyor falan diye. O kadar zor değil. Belki de bizim için zor değil. Çünkü patik bunu çok seviyor. Bu şöyle bir ucunda fırçası olan parmağınıza geçiriyorsunuz. Ve o ağzını açtığında aslında onunla oynamak istiyor ama videoda da gösterdim. Bir kısmını gösterebildim. Çünkü izin vermedi sonrasında. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Şöyle parmağınıza geçirdiğinizde şu anda bana bakıyor bunu elime aldığım için. Dişlerini böyle fırçalıyorsunuz. Bunu ben şeyde bir sitede görmüştüm. Ama bulamamıştım yani o siteden yurt dışında mıydı? Yani buraya gönderim yok muydu öyle bir şey. Sonrasında ben bunu Roisman'da gördüm. Bebekler için bu. Bebeklerin aslında dişini kaşımak için. Aldım, gayet de faydalı oldu. Buna da banyo yaptırdığımızda aslında daha sık fırçalamak gerekiyor ama biz banyo yaptırdığımızda fırçalıyoruz ve hiçbir şekilde ağız kokusu olmuyor. Zaten dikkat ederseniz hiçbir şekilde ağız kokusu olmuyor aslında. Yediğine de dikkat ederseniz. Ara ara bu kokuyla alakalı problemlerimiz oluyor ama sonrasında bu bizim imdadımıza yetişiyor. Başka bu konuyla alakalı söyleyeceğim şey... Video ne kadar uzun sürer banyo videosu bilmiyorum ama gerçekten çok zahmetli. İnanılmaz derece zahmetli. Yani 1-1,5 saatinizi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama onun sonrasında o da çok mutlu hissediyor, kendini koşuyor falan böyle. O halini gördükten sonra hepsini unutuyorsunuz. Şimdi iyi seyirler diliyorum size. Umarım faydalı olmuştur söylediklerim. Hoşçakalın.